Aa, bu ne ayol böyle? Herkes bir şeylere dönüşmüş. Ay, çekil bakayım şuradan, çekil. Ay ay, düşmeden bir gidebilirsem. Ay Remzi, bu halin pek güzelmiş. Eski halini bir görsen gözlerine inanamazsın. Ve füzeyi fırlatıyorum. Hapşu. Hapşu. Ay, bana bir şeyler oluyor. Ne oluyor böyle? Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Hapşu. Hapşu. Bu ne biçim hapşırmak böyle ya? Üf. En iyisi bir kahvaltı edeyim. Belki kendime gelirim. Anne, ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Çok kötü hastayım. Hemen sana zencefilli bal getireyim. Çok iyi gelir. Bence de turubu balın içine yatırın. Onu yesin. Yok yok, kafanda portakal patlat. O çok iyi gelir. Hapşu. Hapşu. Remzi Remzi, kalk. Bu çocuk çok fena gerçekten. Zencefille balla geçecek gibi değil. Hemen doktora götürelim hadi. Ama Kadriye, ben daha yemek yiyordum. Karnım aç. Ben daha yumurtamı bile yemedim. Hatta şurada bir tane de pasta var. Ya siz delirdiniz mi? Çocuk hasta burada. Çabuk çabuk hadi, gelince yersiniz artık. Tamam Kadriye, kalkıyorum tamam. Hadi Şakir, sen de kalk, götüreyim o zaman seni doktora. Bir zahmet Remzi, bir zahmet. Merhaba, hastamız neredeydi acaba? Ay, şimdiki doktorlar da bir alem. Görmüyor musunuz doktor hanım? Orada yatıyor işte, oğlum çok hasta. Hemen bakın hemen. İlk önce size bir muayene etmemiz lazım. Yalnız ben çok kötüyüm, çok kötüyüm. Hapşır. Hapşır. Gerçekten hapşırmanız bayağı kötü. Tamam, hemen sizi muayene ediyorum. Şöyle bir öksürün bakalım. Biraz daha öksürün. Durum anlaşıldı. Bu zannedersem bir grip vakası. Size birkaç tane ilaç yazıyorum. Onları hemen alıp kullanması gerekiyor. İsterseniz burada bir iki saat daha dinlenebilirsiniz. Hoşça kalın. Ben anlamadım şimdi Remzi. Muayene bu kadar çabuk olur mu? Acaba başka doktora da mı gitseydik, ne yapsaydık? Tamam Kadriye, abartma işte, grip olmuş çocuk. Şimdi gider ilaçlarını alırız. Necati nerede? Nereye kayboldu o? Buradayım, geldim. Bakın ne buldum. Necati, inanmıyorum. O da ne öyle? Tövbe estağfurullah. Git onu çabuk bir doktora ver. O hastanenin malı Necati. Öyle izinsiz alınmaz. Çok ayıp. Yok yok, siz yanlış anladınız. Tek kolu kırık zaten, baksanıza, doktor bana verdi. Senin olsun dedi. Tamam Necati tamam, bir kuru kafamız eksikti zaten. Hadi yürü, gidiyoruz çabuk. Çocuğun ilaçlarını alacağız. Kuru kafam. Bunun adı bundan sonra Şazimet. Şazimet kuru kafa. O da benimle birlikte geliyor ha, tamam mı? Allah'ım, daha neler göreceğiz ya. Ay oğlum gel. Koluma gir gel. Ben de hemen gidiyorum ya. Şaşkınlıktan işte. Remzi, çocuğu kucağına al da yorulmasın hadi. Ben önden gidiyorum. Baba, ben çok hastayım. Beni taşıyabilecek misin? Düşürme sakın bir de yollarda. Tamam oğlum, tamam taşırım. Bebekken az mı taşıdık? Bir şey olmaz. Hadi gel sen benim, atla kucağıma. Hemen arabaya gidelim. İlaçlarını da alalım. İyileşirsin, merak etme. Ay, bir şey göremiyorum. Önümüze bir şey çıkarsa sen bana haber verirsin artık. Necati çabuk ol, hadi gel. Tamam, geliyorum. Şazimet, hadi sen de benimle birlikte geliyorsun ha. Ay bu da çok ağırmış be. Ben bunu nasıl taşıyacağım bilemedim şimdi. Neyse, sırtıma alırım artık. Ay ay, düşmeden bir gidebilirsem. Ay Revzi baksana, epey de bir trafik varmış. Ne yapsak bilemedim ki. Hapş. Hapş. Remzi, sen de mi hapşırıyorsun? Kadriye, bana da bir şeyler oluyor. Remzi, sen en iyisi arabayı kenara çek. Ben bunun ilaçlarını alayım. Hemen kullanmaya başlasın. Yoksa hastalığı hepimize bulaştıracak. Tamam Kadriye, kenara çektim, inebilirsin. Ama fazla oyalanma. Ben de kendimi iyi hissetmiyorum. Tamam, telaş etme. Hemen gider gelirim. Aa, bu ne ayol böyle? Herkes bir şeylere dönüşmüş. Ay, çekil bakayım şuradan, çekil. Baba, ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Oğlum, rengin değişti senin. Remzi, ben de kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Remzi, senin de rengin değişti. Ne? Bakayım. İnanmıyorum. Sizin de renginiz değişti. Hepimizin rengi değişti. Eyvah, ne yapacağız şimdi? Kadriye gelene kadar hepimiz bu hastalığa yakalandık. Hepimizin rengi değişti. İnanmıyorum, çevreye bakın. Herkes değişti. Aman Allah'ım, bu da ne böyle? Herkes, her şey poli paketlere dönüşmüş. Bizim arabanın yanına gideyim bari, bakayım o ne halde. Remzi, sarışın, çantalı, çıplak ayak bir poli pakete dönüşmüş. Şakir, şortlu bir poli paket olmuşsun. Necati, sarışın bir poli paket olmuşsun. İnanmıyorum. Hemen Mirket'i bulmam lazım. O buna mutlaka bir çare bulur. Sabredin çocuklar, sabredin. Birazdan geleceğim. Mirket, Mirket, seni buldum, iyi oldu. Görüyor musun olanları? Evet Kadriye, gördüm. Ben biliyorum ama bu bir grip vakası. Mirket, bırak şimdi biliyor mu falan. Çaren ne, onu söyle çabuk. Herkes poli paketlere dönüştü. Herkesin rengi değişti, şekli değişti. İnanmayacaksın ama Remzi çantada çıplak ayak bir poli pakete dönüştü. Şakir de esmer, Necati sarışın bir poli pakete dönüştü. Neyse neyse, çok konuştum. Aslında bu hali de güzel. Beraber alışverişe falan çıkardık. Ama olmaz ya. Oğlumun da normale dönmesi lazım. Hadi Mirket, hadi çabuk. Ben sana yardım edeyim. Söyle, ne yapalım? Bir dakika. İlk önce bir düşünmem lazım. Ne yapsak acaba? Evet evet, Kadriye buldum. Bütün şehirdeki insanlar değiştiğine göre ilaç değil, havadan atılan bir füze icat etmem lazım. Ve o füzenin içerisinde de ilaç olacak. Yani ilaçlar havadan yağacak. Oo, süpersin Mirket. Harikasın gerçekten. Peki hadi hazırlamaya başla o zaman. Mirket, kendimi kötü hissediyorum. Ben de galiba bir şeylere dönüşeceğim. Çabuk ol. Kadriye. Efendim Mirket. Değiştim değil mi? Ben de değiştim. Kadriye, tamam sakin ol. Ben de kendimi kötü hissetmeye başladım. O zaman hemen çalışmalara başlıyorum. Çekil önümden Kadriye, çekil. Bir ayna bulsam da baksam, acaba daha mı güzel oldum? Kadriye gel. Füzeyi buldum. İçine de ilaçları koydum. Hadi Kadriye, çabuk ol. Biliyor musun, ben de kendimi kötü hissetmeye başladım. Eğer bir an önce ilacı gökyüzüne atmazsak ben de değişebilirim. Hadi koş. Çok heyecanlıyım ama. Bir dakika. İlk önce Remzi'yi bu haliyle bir görmem lazım. Aman Mirket, senin de düşündüğüne bak. Tamam hadi gel, ben sana göstereyim. Kadriye, hangisi Remzi bunlardan? İşte bak, bu ayağında ayakkabısı yok, kolunda çantası, sarışın Remzi. Ne komik ama değil mi? Hakikaten Kadriye, bu ne böyle ya? Çok komik olmuş. Kadriye, istersen bu böyle kalsın. Yok Mirket, yok. Kızıyorum izliyorum ama olsun, çocukların babası işte. O da eski haline dönsün, yazık. Kadriye pardon da bu kim acaba? O da Necati'nin yeni oyuncağı, hastaneden almış. Doktorlar onu kolu kırık diye bir kenara koymuşlar. O da izin isteyip eve götürecekmiş. Kadriye, bu ne korkunç bir şey ya. Neyse lafı çok uzattık. Hadi ben artık füzeyi çalıştırıyorum. Gökyüzüne atacağım ve her şey normale dönecek. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi at bakalım artık. Ve füzeyi fırlatıyorum. İşte herkes normale döndü. Ay Remzi, bu halin pek güzelmiş. Eski halini bir görsen gözlerine inanamazsın. He? Ne oldu? Ne vardı eski halimde? Kadriye, çok mu fenaydım? Nasıl olmuştu? Anlatsana. O telaşıyla fotoğrafını çekmeyi bile unuttum. Ben sana söyleyeyim Remzi, çok süslü püslü, çantalı mantılı bir şeydin yani. Çok teşekkür ederiz Mirket amca. Bizi büyük bir felaketten kurtardın. Çok merak ediyorum. Acaba ben neye benzemiştim? Şazimet neredesin? O benim. Eve götürüyorum. Kadriye bak, anlaşmayı baştan yaptık, ona göre. Tamam Necati. Bu kadar olaydan sonra seninle tartışamayacağım. Doktorlar kızarsa karışmam bak.
Şazimen işte canım arkadaşım. Merak etme, konun olmasa da ben seni bir yerlere atmayacağım. Seni hiç yanımdan ayırmayacağım. Canım arkadaşım. Biraz fazla mı zayıflamışsın sen? Bundan sonra yemeğini ye. Vallahi kuru kemik kalmışsın ha.